Bu videoda izlerken çok garip hisler yaşayacağınız TikTok videolarına bakacağız. Dur bir dakika. Videoya geçmeden önce Instagram adresimi hala takip etmediysen oradaki takip et tuşunu kırıp beni takip eder misin? Bu tarzda videoların devam etmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. 1 milyon olup şu plaketlerin arasına bir tane altın plaket eklememiz lazım. Bu asfalt değil mi ya? Abi o kadar hava sıcak olmuş ki demek ki asfalt puding gibi olmuş, sakız gibi olmuş. Ayağını basarsın böyle yapışır üstüne, ne leş bir şey olmuş ya bu. Yazın asfaltlar eriyor mu ya? Ben hiç erimiş asfalt falan görmedim yani, o kadar fazla sıcak olduğuna hiç şahit olmadım. Bu cips neden böyle dolu? Abi patlayacak bomba gibi duruyor ya orada derken zaten de patladı da. Ona o kadar havayı kim bastı? Tamam yani içinde hava olduğunu zaten biliyoruz da bu çok fazla basılmış bir hava. Boxer değil mi abi o ya? Boynumuzdan geçirip ne yapacağız onunla? Ya o temiz boxer'la olacaktı. Midem bulandı. Abi şurada ufak bir şey kalmış senin ya. Yağda tavuk kızartma, üstüne yeşillik, üstüne bir ton mayonez, sos falan derken bu yani şimdi sağlıklı bir yemek mi oldu, ne oldu? Ben tam anlamadım ki. Yağda pişen tavuk var, yeşillikler var, bir de bir sürü sos var. Sağlıklı falan lafını kullanmamışsındır inşallah bu videoyu çekerken. Hani iki yeşillik attın diye sağlıklı olmuyor o. Yazıyor yukarıda. Onunla 5 sene kaldım. Tişörtlerini boxer olarak kullanıyor. Nasıl ya? Abi tişört nasıl boxer olarak kullanılabilir ya? O tişörtü öyle giyeceğine gidip bir tane boxer mı alsan acaba? Boxer'ı öyle yapıyor tişörtü. Oradan kafasını çıkarınca şöyle. Bir saniye ya, şuradan bir tişört alayım. Önce tişörtün kollarından ayaklarını geçirmesi gerekiyor. Ya bu ne saçma bir hareket böyle ya. 1 minute later. Geçirdim. Ondan sonra ne yapacağım? Ha, oradan öyle bağlayıp falan şöyle bir saçmalık yapmam lazım galiba. Oradan nasıl bir görüntü çıkıyor şu an? Hiçbir fikrim yok ya. Gerçekten çok kötü şeyler görünüyor olabilir. Buradan da tuvaletimi mi yapacağım? İlk defa tişörtü alttan giydim. Çok garip bir hissiyat. Bence sen 5 yıl onunla kalacağına gitseydin hemen ya. O insan da 5 yıl değil. 5 dakika durulmaz. Acaba tişört yerine de boxer mı giyiyor? Hadi yine bunu anlarım da tişört yerine boxer giyiyorsa çok sıkıntı. Bunu da bu arada fırlatıp atmayacağım. Patlamam lazım. Annem kızıyor. Oh, mis gibi oldu. Göz damlası. Çok korkarım ya göz damlasından falan. Dikkatli sık. Ay. Çok kötü bir görüntüydü ya bu. Ağzındaki salyayı niye tutamıyorsun abi? Salyası aktı oradan ya. Ay sakın birisine öyle göz damlası falan sıkarken ağzınızı açık bırakmayın. Aramızda hiç şu reçelden yiyen var mı ya? Kozalak reçeli. İnsanlar da ona karşılık olarak para reçeli demiş. Kulak çubuğu reçeli diyen var. Çivi reçeli diyen var. Yani herkes dalga geçmiş de kozalak reçeli hiç duymamıştı. Nasıl yenebilir ki? Kıtır kıtır olur. O yenmez ki. Aramızda varsa bunu ciddi söylüyorum, bir yorumlara yazsın. Ya da belki ben alıp deneyebilirim, bilmiyorum. Araçlarımızı yıkarken petrolle yıkamamalıyız, suyla yıkamalıyız. Yani bunu bilmeyen insanlara anlatmak lazım. Abla arabayı benzinle yıkıyor ya. Ama belki de şöyle bir şey olabilir. Benzin pompası görünümünde su pompası gibi bir şey yapmış olabilirler. Ama abla sakın diyeyim, arabayı çalıştır. Yani sen arabayı çalıştırdığın an o elektrik oradan çıktığı an güm. Abi milkshake mi yaptın? Oo abinin vücutta iyiymiş de ya. Neden tabak varken elinle yiyorsun ya? Abi elle çok rahatsız oldum ama şu an. Tabağı da devirdin falan. Bir insan dondurma ya da milkshake gibi bir şeyi eliyle böyle avuçlayıp evde yiyebilir mi ya? Yukarıda ne yazdığını tam çözemedim ama galiba kirpikle alakalı bir problem var. Yani bu nasıl bir kirpik olabilir ya? Hiç yüzünü yıkamadın mı sen? Baksanıza kirpikler çamura bulanmış. Orada bütün fondötenler kalmış, katılaşmış. Yıllar geçmiş o fondötenler olmuş sana fosil. Bütün kirpikler birbirine yapışmış. İnsan bir yıkamaz mı ya? Hayatımda bundan daha kötü bir kirpik görmedim yani. Ne yapıyoruz o yüzden? Makyaj falan yaptıysanız onları yıkayın, öyle yatın ya. Yıkamazsanız böyle saçma bir şey olur. Abla biraz fazla karabiber dökmedin mi sence de? Yani sanki birazcık fazla oldu gibi. Abla demek ki öyle yemeği seviyormuş. Yani zevkler ve renkler tartışılmaz diyeceğimi zannettiyseniz yanılıyorsunuz. Bu kadar karabiber yenmez. Bir insan bu kadar karabiber yiyemez. Yememelisiniz zaten. Her şeyin fazlası zarar. Yani dünyanın en yararlı şeyi olsa bile onun fazlası zararlı. Pizza. Tamam abla ne yapacağız? Pizzaya su katıp karıştırdın mı, kaynattın, blenderlardan geçirdin. Şu an saçma sapan hızlı hızlı görüntüler görmeye başladım ya. Blenderdan geçti, hamur oldu. Onu tekrar sütün içinde bir şeyler yaptı, çekti.
süt yaptı onu. Onu dondurma mı yaptı ya? Abla pizzayı dondurmaya çevirdi. Gerçekten ben ne izlediğimi anlamadım. Pizza aromalı dondurma. Avustralya'ya hoş geldiniz. Hiç hoş gelmedik ya. Lütfen hiç hoş gelmedik. Yani ben Avustralya'ya gitmiyorum. Benim dünyada gitmemem gereken tek bir yer var. O da Avustralya. Çünkü biliyorsunuz oralar börtü böceğiyle meşhur. Benim de en korktuğum şey börtü böcek. Abi bu kadar kurbağanın orada ne işi var ya? Bir de bunlar görünüyor. Bir de şu kurbağaların şurada olanları da vardır muhtemelen. Şu görünmeyen kısımlarda. Orada olduğunu bir düşünsenize. Oturdun böyle tuvaletini yapıyorsun. Ondan sonra bir kımıltılar var. Bir şeyler geliyor. Abi çok kötü ya. Avustralya'da nasıl yaşıyorsunuz? Köpekler birbirini mi yiyor ya? Köpekler birbirlerinin ağzını yiyor. O ağzını açmış, o içine girmiş, orada temizlik yapıyor herhalde. İnsan arkadaşını da yemez yani. Düşünsenize insanlarda da böyle bir şey olduğunu. Kanka şu ağzımın içine bir girsene ya. Yemek yedim de orada kaldı diyorsunuz. Böyle giriyor ağzıyla size, orada temizlik yapıyor. Ben bu videoyu izlemek için biraz geç kalmış olabilirim. Görüyorsunuz brokolilerin aralarında küçük küçük bir sürü böcek var. Ve ben eve brokoli alındığında ne yaparım sizce? Dolaptan alırım o brokoliyi. Şöyle ucunu hafif suya tutar yerim kıtır kıtır. Pişirmeden brokoli yerim, bu saatten sonra yemiyorum. Bu saatten sonra yersem benim de adım Mert değil. Abi demek ki ben herhalde bir yarım kilo böcek falan yemişimdir ya. Hamburger, patates, acıktım, elma... O ne, merdiven mi? Ha, oraya da ketçap asıyorsunuz. Güzelmiş. Çocuk için bayağı güzel de. Çocuğum o ketçaptı ya. Onu sen niye öyle diktin ki kafaya? Önünde o kadar güzel seçenekler varken ketçaba tek atman beni gerçekten şaşırttı, üzdü. Burada makarna pişireceksin de abla altta kağıt vardı ya. Gözümden kaçmadı. O fırın tepsisi gibi şeyin altında kağıt var. Reklam kağıdı vardı. Makarna, 1 kilo sarımsak. Sonunda ne çıkacak ya? O kadar sarımsaklı yemek yersen tansiyonun 1'e düşer. Bir şey sosu. Ne sosu olduğunu okumadım bile. Ama yani hoş görünmüyor ya şu an. Bunlar ne? Et. Aa, köpkeye de ver etleri. Köpke afiyet olsun. Ama keşke ellerini yıkasa mıydın acaba? Biraz ellerini yıkasaydın keşke ya. Neyse ama yani belki köpeğinin ağzına iğrenmiyordur. Olabilir. Mantarlar da baya mantar yani. Patates gibi duran mantarlar. Yıkamamışsın ki abla sen bunları. Bunlar hiç yıkanmamış. Baksanıza üstünün çamuruyla duruyor ya. Peynir de herhalde o da. Tamam, burada şu an tek düzgün olan şey bu erişteye benzer peynir. Yani erişte bile olabilir şu an. Tamam, ondan da ver. Ha, erişte olsa vermezdin zaten. Kesin peynirdir o. Sonunda nasıl bir yemek çıkacak ya? Ben hiç ümitli değilim. Yani o kadar garip bir karışım oldu ki orada. Ha, köpkeye bir de su ver. Suyu İçir köpeğe. Düşündüğümü yapmıyorsun mu ya? Abi ama köpek içti oradan. Abi yine ben bir şey demiyorum. Çünkü kendi köpeği yani. O kadar seviyor olabilir. Muhtemelen benim de köpeğim olsaydı ben de onun ağzından iğrenmezdim zaten. Tamam, şimdi köpeğin ağzıyla harmanlanmış, o ağzının tadı verilmiş olan yemek ortaya çıkıyor. Evet, yine aynı görüntü. Çok da bir şey değişmemiş zaten. Bence o kadar da iyi olmadı. Zaten yarım kilo sarımsak attın. Makarnalar da pişmemiş. Peynir bile zar zor erimiş. Bu mantarlar niye böyle kahverengi olmuş. Abi hiç yıkanmamış ki mantarlar ya. İçi pişmemiş ki bunun. Hiç olmamış bu yemek yani. Bence sen bunları köpeğe yaptın. Baksanıza sarımsaklar da çiğ çiğ duruyor. Peki biz neden gecenin bu saatinde böyle bir yemek tarifi izledik ya? Bu arada aramızda köpeği olanlara bir soru sormak istiyorum. Köpeğinizin ağzından iğrenir misiniz? Ben bugüne kadar birçok köpek besledim ama evde beslemedim. Evde de köpeğim olsaydı muhtemelen ağzından da iğrenmezdi. O yüzden ablaya çok bir şey diyemedim yani. Oyuncak bebeğe makyaj mı yapacaksın? Neden? Ne gerek var? Ayrıca bu oyuncak bebeklerin neden kaşı olmuyor ya? Bebeklerin kaşı yok mu yoksa? İlk gördüğüm bebeğin kaşlarına bakacağım. Kaşı var mı yok mu diye. Çünkü hiç dikkat etmemiştim. Güzel oldu. Eline sağlık. Tatlı bir bebek oldu. Bu bebeklerin kaşı var. Demek ki oyuncağı yapanlar dikkat etmemiş. Bebeklerin kaşı var. Abi çöp kovasının içine giriyor. Üstünde çay mı ya bunlar? Üstüne çay mı bağlamış acaba? Bir sürü bir şey bağlamış da. Tamam, tak dalış gözlüğünü tak bari. Çay yapıyor herhalde, ben öyle anladım. Çok saçma bir görüntü ya. Bunu neden görüyoruz gerçekten anlamadım. Üstüne biraz da süt ekle, aynen. Tam bir İngiliz çayı. Sütlü. Şeker de ekle. Oh, mis gibi çay oldu abi. Ay içme içme. Ya o hep vücudunun pisliği falan geldi oraya ya. Ekmek. Üstüne tereyağı ya da peynir, ikisinden biri. Tamam. Dışında kaldı ama o peynir. Niye öyle yaptın? Salam falan, sucuk derken o sucuklar da pişmedi. O pişmeden yenmez ki ya. Evet, kocaman da bir cheesecake geldi arasına. Ne oluyor şu an ya? Tamam. Ekmek ama hala alt yüzeyde. Farkında mısınız o peynir? Onu bir de pişireceksin mi? Ha, tamam. Şimdi yine çok saçma. Çünkü arasında cheesecake var ya. Bakalım sonunda ne çıkacak, çok merak ettim. Aç kapa. Al bakayım. Cheesecake nereye gitti ya? Abi hiç güzel olmadı ya. Ya şu cheesecake olmadı.
olmasa belki iyiydi de aradaki cheesecake'in ne işi vardı ya? Gerçi o cheesecake miydi ondan da emin değilim. Belki peynir olabilir de o kadar da hoş olmadı bence. Cips. Tamam, patates cipsi. Koyduk tabağa. Elimizden eziyoruz şöyle. Süt mü? Abi ya cipsin içinde sütün ne işi var ya? Cipsle süt iyi giden bir şey değil. Gerçi ama insanların böyle farklı farklı ikilileri oluyor. Mesela benim de bir ikilim var. Kaşar peynirinin üzerine ben Nutella sürer yerim. Bu da belki size şu an böyle bir etki yapmış olabilir. Bunu öğrendikten sonra şöyle bakıyor olabilirsiniz. Evet gençler, bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlerken çok garip hisler yaşayacağınız TikTok videolarına baktık. Benim bu kaşar ve çikolata ikilimi duyunca nasıl bir şey hissettiniz yorumlara yazın. Eğer videom sizi eğlendirdiyse hemen aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Diğer kanallara da hepinizi bekliyoruz. Acilen gelmeniz lazım. Hemen şimdi şu videolarımı izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.